Sizden daha kalabalık canım burada. Gayet güzel bir ortam. Ümit. Açsak şöyle. Nasılsınız? Değerli basın mensubu arkadaşlar, Denizli'de ve tüm Türkiye'de son süreçte valilerin iktidarın emrinde hizmet üretme aracı olduğu konusunda defalarca çağrıda bulunduk. Siyaset malzemesi devlet kurum ve kadrolarını ele geçirecek olursa ülkenin karanlık bir sürece gideceğini defalarca dillendirdik. Denizli özelinde Sayın Denizli Valisi'nin de dahil olduğu yemeklerde AKP iktidarının propagandası yapılması noktasında defalarca çağrıda bulunduk. En son bedeli Ekonomi Bakanlığı ve Denizli Belediyesi tarafından karşılanan ve Denizli'deki tüm muhtarlarının davet edildiği yemekte yine devlet kadroları siyasete alet etmiştir. Gördüğünüz resimde bulunan kadro çok ilginç bir kadrodur. Bugüne kadar her fırsatta söylediğimiz yapmayın çağrılarımız bir kez daha vücut bulmuştur. Bugün buraya il başkanı, il yönetimi, ilçe başkanları ve milletvekili aday adaylarımla beraber geldik. Buradan Sayın Valime son kez çağrıda bulunuyorum. Şayet iktidarın valisi olmaya devam edecekseniz bir daha buraya geldiğimizde emin olun on binlerle beraber geleceğiz. Artık siyaset malzemesi haline gelmeyin. Bu size son çağrımızdır. Resimde gördüğünüz tabloda Sayın Vali Yardımcısı, Ekonomi Bakanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, AKP İl Başkanı ve Muhtarlar Derneği Başkanı yan yana poz vermiştir. Şayet bu tüm protokole açık bir yemek ise Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak bu yemekte bizim de olmamız gerekirdi. Ama görüyoruz ki iktidar valisi olmayı tercih edenler AKP'nin il başkanı ile beraber aynı yemekte olmaktan imtina etmemişlerdir. Sayın Valim, lütfen bu hatadan dönün. Sayın Ekonomi Bakanı, sayın kendisini saf olarak nitelendiren Sayın Bakan, size de çağrımdır. Bulunduğunuz kurumun ağırlığı içerisinde yediğiniz lokmanın devlet lokması olduğu bilinciyle sadece bir kesimin değil, halkın bakanı olma noktasında size açık çağrıda bulunuyorum. Bu süreçten sonra bu çağrımıza şayet ses vermeyecek olursanız her platformda sizlere de her gereken şeyi söylemekten çekinmeyeceğimizi tüm basın mensubu ve aday adayı, ilçe başkanı ve il yönetimi huzurunda bir kez daha dile getiriyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, il yöneticisi arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, milletvekili adaylarım, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili aday adaylığı süreci 1 Mart itibariyle, yani dün akşam itibariyle sona erdi. Denizli'de demokrasinin bir örneği olacak olan ön seçimde yarışmak ve partimizi ve ülkemizi karanlıktan kurtaracak sürecin içerisinde iktidar olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar partisinin milletvekili aday adayı olmak üzere 23 arkadaşımız müracaat ettiler. Biz her zaman her yerde söylediğimiz gibi demokrasi olmazsa olmazımızdır. Ülkemizin milletvekili adaylarının ve milletvekillerinin liderlerin dudakları arasında değil, halkın oyları ile kimin olacağının belirlenmesi noktasında
yeni bir süreç başlattık ve bu süreçle beraber 55 seçim bölgesinde bu süreci devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde karanlıklara boğulmak istenen ülkemizde aydınlığın ve kurtuluşun simgesi olacak olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 8 Haziran günü gerçekleşecektir. Ve bu iktidarda bugün buradan yine bir çağrımızı tekrarlıyoruz. Artık kimsenin kimseden korkmasına gerek yok. Özgür insanlar, özgür bireyler yetiştireceğiz. İş adamlarının, sanayicilerin, vatandaşın, devlet memurunun, valisinin, kaymakamının, iktidarın emrinde değil, halkın hizmetkarı noktasında olacakları bir dünya kuracağız. Bu dünyanın kurması noktasında da önümüzdeki 29 Mart günü bir demokrasi şöleni gerçekleştireceğiz. Bu demokrasi şöleninde de 23 arkadaşım daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir Denizli için göreve talip olacaklar. Dün de söylediğimiz gibi bugün yine aynı söylemi tekrarlıyoruz. Arkadaşlarımızın tamamı kendilerini değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını, yani halkın kurtuluşunu amaçlamıştır. Herkes bunu böyle bilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olmak değil, partinin iktidara götürülecek süreçte ne yapabilirim mücadelesine dahil olmak için arkadaşlarımız bizlerle yer aldılar. Bizlere bu konuda güç verecekler, omuz verecekler, yolumuz açık, geleceğimiz güzel olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.